Merhabalar değerli konuklar. Tagiat Tarım Sohbetlerine çok değerli hocam, benim de hocalığımı yapmış olan Bülent Gülçubuk, Profesör Doktor Bülent Gülçubuk hocamızla devam ediyoruz bu akşam. Sağ olsun bizi kırmadılar, bize zamanı ayırdılar. Hocam merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Tabii ki Tagiat'ın başkanı İsmail Ural ve ikinci başkanı Erhan Ekmen de bizle birlikte. Hocam ben sunuculuğun vermiş olduğu bir tecrübeyle diyelim böyle. Tabii İsmail abinin yanında bizimki o kendimde sorma hakkını evet, kendimde görüyorum. Ve ben başlıyorum bununla ilgili. Hocam özellikle geçmişten bugüne ben çok iyi hatırlıyorum. Belki 15 yıl, 20 yıldan beri tarım işçilerini hep konuştuk. Ama hatta böyle fındıkta önlemler de almaya çalıştık. Önlemler de aldık. Buna ilgili projeler de yürütüldü. Ama bu mevsimlik tarım işçileri nedense korona günlerinde ayrı bir öneme haiz oldular. Mevsimlik tarım işçilerinin önemi nedir? Ne yapılması gerekir? Bununla ilgili neler yapılacak? Bize bundan bahseder misiniz? Neler yapıldı ondan bahseder misiniz? Peki. Öncelikle teşekkür ederim. Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için herkesi sevgi ve saygıyla da selamlıyorum. Şimdi ben belki de en sonda söyleyeceğimi unutmadan başta söylemek istiyorum. Dünyadaki tüm ülkeler şu anda bu mevsimlik tarım işçiliği konusunda bir samimiyet testinden geçiyor. İkincisi, bana göre tüm ülkeler bugüne kadar iki yüzlü davrandı bu konuda. O da şuydu: bir, görünmemezlikten geldi. Varsa kabullenilmemezlikten geldi. Hatta ben hem ülkemizde hem de dünyadaki mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yazdığım yurt dışındaki bir yazının başlığı şuydu: gördüm, duydum ama bilmiyor. Yani kimse evet. Bu konu konuşmak istemiyordu. Sonuç her şeyden önce bir insan hakları sorunu. Şimdi bir bu. İkincisi, mevsim tarım işçiliği sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Dünyadaki birçok ülkenin sorunu. Tarım işçiliğinde maalesef tarım sektöründen bir çıkış var. Özellikle zengin ülkeler, gelişmiş ülkeler tarım işçiliği konusunda sıkıntılar yaşıyor. Fakat burada ben bugün ilk defa bir şey söyleyeceğim. Bu Türkiye'de de aslında bir yankı bulmasını da istiyorum. İsmail Bey, Erhan arkadaşımı da. Şimdi bugünlerde örneğin Çay'da biz işçi bulamıyoruz diye sıkça şikayetler var. Evet. Şu, yani birincisi yaklaşık bir 26 bin Gürcü'nün işçisi var. Bunlar gelemeyecek. İkincisi 26 bin. Bir yaklaşık 5 bin tarım işçisi, 5 bin çay bahçesi sahibi bu dönemlerde İstanbul'dan geliyorlardı. Bu 50 bine kadar çıkıyor. Onlar bu hareketlilik nedeniyle gelip gidemeyecekler. Şimdi peki geride ne kaldı? Yereldeki insanlar. Orada da işçi bulamayız diyorlar. Şimdi işte önemli olan nokta şu. Geçen yıl ben bunu basında da yazdım bir kere demeçlerimde. Geçen yıl Çaykur 4 aylığına 1100 geçici işçi alacaktı. Kaç kişi başvurdu tahmin edebiliyor musunuz? 10 bin olmuştur herhalde diye tahmin ediyorum. 21 bin kişi başvurdu. 21 bin. Şimdi bu yılda Şubat ayında yine Çaykur bir çağrıya çıktı. Yaklaşık 800 kişi alacaktı. Başvuran sayısı 15 binin üzerinde. Şimdi ben karar vericilerin yerinde olsam şunu yaparım. Bunların hepsi İşkur üzerinden başvuruları alındı. Bunların hepsinin kaydı İşkur'da var. Kardeşim bak, siz çalışmak istiyordunuz, kuruya katılmak istediniz. Bugünlerde bizim de çay işçisine ihtiyacımız var. 4 aylığına kurasız, şartsız gelip çay tarımında çalışın. Hatta konu o kadar stratejik ki çayın tarlada, bahçede kalması söz konusu. Çay kurularak bunların ücretinin ister özel sektör alıcısı olsun ister kamu, yarısını ben veriyorum desin. Bakın bu o kadar basit bir şey. Şimdi eğer insanlar 26 bin Gürcü çay işçisi gelip çalışıyorsa, İstanbul'dan geliyorlarsa, fakat Gürcü çay işçiler iş gücü açısından dolayı geliyorlardı. Ama 4 aylık bir iş için, 1100 kişi için 21 bin kişi başvurduysa burada bir çelişki var arkadaşlar. Ben hep bunu vurgulamak istiyorum.
Evet. Nedir bu? Hatta bunun için başka sempatik kanallar bile devreye sokuluyor. Bu çayda olan konu. Bir genel itibariyle Türkiye'deki mevsim tarım işine bakarsak, ben 30 yıllık akademik hayatımın yaklaşık 25 yılında en önemli çalışma konularından birisi buydu. Ve 2002 yılında da bu konuda Türkiye'de en geniş çalışmayı yaptık. 9 ilde, 25'ten fazla ilçede. O zaman şunu gördük. Türkiye'de en az 40 ilde mevsimlik tarım işçiliği var. Ama bunun sayısı 1000'dir ama 100.000'dir illere göre. Evet. Şu anda bizim en son yaptığımız bir çalışma Türkiye'de en az 54 ilde, altını çizerek söylüyorum, gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliği var. Şimdi bu kadar Türkiye'nin realitesi olan bir konuda yasak koyucu, karar verici, politik yapıcılar maalesef bu konuya yasal çerçevede bir sorun çözüm bulmaktan, kayıt altına almaktan ziyade tamamen iş gücü, arz talebini piyasa koşullarına bıraktılar. Piyasa koşullarına bıraktıkları için de işçiler hep arka planda kalan, insanca yaşam koşullarına aykırı, ücret düşük ve %95'inin en az kayıt dışı çalıştığı bir iş alanından söz ediyoruz. Peki şimdi ne oldu? Birdenbire mevsim tarım işçileri kıymete bindi. İşte benim 200'lük dediğim bu. Bakın İtalya'ya 370 bin Atlas ülkelerinden, yani Cezayir, Fas, Tunus, oralardan mevsim tarım işçisi geliyormuş. Fransa'ya yaklaşık 260 bin, onlar da genelde buralardan geliyor. Almanya'ya yaklaşık 300 bin, özellikle Bulgaristan ve Romanya'dan. İngiltere'ye yaklaşık 90 bin, özellikle kuzeyden, İskoçya'dan, İrlanda'dan gelenler de var. Şimdi bakın o kadar insanı rahatsız eden söylemler söylüyorlar ki Avrupa Birliği ülkeleri. Örneğin Fransa diyor ki bizde tarımda çalışacak adam kalmamıştı. Bu yılda bunlar gelemeyecek, sınırları kapatıyoruz. Ne yapalım? Bugüne kadar hep mültecilere kapıları kapattılar, zorla aldılar. Şimdi diyorlar ki de facto gelenler varsa onlarla anlaşma imzalayalım, tarımda çalışmayı kabul ederlerse geçici yurttaşlık verelim. Ya bu kadar gayri insani bir davranış olmaz. Evet. Bu dünyada, Türkiye dahil söylüyorum, her ülkenin ortaya koyacağı bir samimiyet testi. Ben bu konuda bu yıl şunu söylüyorum, eğer araya girecekseniz tabii bir sorularınız varsa veya katkı. Bakın ben Türkiye'de bu yıl için sorunun çözümünde en azından şunu diyorum. Şimdi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıktı. Bunun tarımda karşılığı yok. Neden? Çünkü %95'i kayıt dışı olan bir sektörde yasa uygulanmaz zaten. Diyorum ki en azından bu önümüzdeki 2 yıl, bu yıl ve gelecek yıl, ya bu iş kazalarında hayatını kaybeden tarım işçilerin ailelerine kayıtsız, şartsız bir iş tazminatı ödesin. Bunların çoluk çocuğu var. 2. Bunların meslek hastalıkları, iş kazaları olup da hastaneye giderlerse bunun için de bedel alınması. 3. Eğer bu tarım işçilerine evinde, arazisinde konuk ödeyecek işveren varsa, bahçe sahibi, tarla sahibi, bu çalışanlara da hijyen anlamında bir şeyler yapacaksa, 2 öğün de yemek verecekse, işçi başına bu işverenlere 50 lira günlük ücret ödensin. İşçi de kendisini güvencede hissetsin, işveren de güvencede hissetsin. Çünkü günümüz, bakın yine önemli bir bana göre bulduğum şey, günümüz ekonomik fayda koşulunun aranacağı bir gün değil. Toplumsal faydanın ön plana çıkarılacağı ve insanların kendisini güvende hissedeceği gıda güvencesinin sağlanması gereken günlerden geçiyoruz. Bunları mutlaka yapmak durumundayız. Ha, soracaksanız bir de bu işin yabancı iş gücü miktarı var. O çok daha büyük bir durum. Evet. Bir değerlendirme alalım. İsmail Bey, kısa soru. İsmail Hocam'dan alalım. Kısa bir soru. Sevgili hocam, kısa bir soru. Bu geçici veya mevsimlik işçiler olarak tanımladığımız, adlandırdığımız kitleler dünyanın hemen hemen her yerinde kayıtsız olarak çalışan kesim olarak değerlendirebilir miyiz? Evet. Şimdi bazı ülkelerde, mesela Avrupa Birliği ülkeleri şunu yapıyor.
Onlar devlet gözetiminde getirildikleri için, yani yurt dışından geldikleri için sınırdan girerken belli koşullar aranıyor ve işverene diyor ki sen bunun barınma koşullarını, temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundasın diyor. Zaten o ülkelere 4-5 aylığına gelip gidiyorlar. Ama Türkiye gibi ülkelerde kendi yurttaşlarını mevsimlik, gezi veya geçici çalıştırdığı için biz kendi ülkemizde daha farklı önlemler almak zorundayız. Evet. Ama dünyada Türkiye benzeri ülkelerde çoğunlukla aynı durum söz konusu. Fakat burada size bakın, belki de ilginç gelecek bir şey. Dünyada mevsimlik, gezi, tarım işçiliği konusunda en iyi uygulamalar hangi ülkede desem aklınıza hangi ülke gelir? Yani gelişmiş İspanya, tarım işçiliği, evet. Hiçbirisi, Pakistan. Gerekçeni çünkü Pakistan'da İngiltere'nin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş oralardaki sömürge zamanında bir kural oluşturmuş. Demiş ki en az 150 nüfusun toplu yaşadığı yerlerde küçük bir revir açılır. En az 50 çocuğun olduğu yerde kreş açılır. Çocuk bakım merkezi açılır. Ve halen bu ülkeler iyi veya kötü, eksik veya fazla bu sistemi yürütüyor. Şimdi bakın ben sizlere bir soru sorayım. Bu beni insan olarak rahatsız ediyor. Son zamanlarda bütün büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere yerel yönetimlerin hepsinin kafasını yemeye çalışıyorum. O da şu. Bir Kurban Bayramı gelip geçiyor. Bütün belediyeler istisnasız ki yapmaları gereken de budur aynı zamanda. Hayvanlık kesim yerlerimiz modern şekilde hazırlanmıştır. Hayvanlarımız için yer ayrılmıştır. Bunu billboardlarda görüyoruz. Ya Allah aşkına ben Türkiye'de daha hiçbir belediye görmedim. Çadırlar kurulmuştur. Aynen çadırlar kurulmuştur. Altyapısı hazırdır. Ya ben daha Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir belediyede görmedim ki Allah aşkına. Ya mevsim tarım işçilerimiz hoş geldiniz, sizin için yerler ayrılmıştır. Bunların aradıkları yerlerde öyle bizlerin beklediği gibi lüks değil. Diyorum elektrik, su, bir de kapalı bir barınma ortamı. Başka bir şey yok. Şimdi yerel yönetimler de bu konuda bir samimiyet testinden geçiyor. Bunlar bugünü kurtarmak için yapılmamalı. Bu gelecek yıllarda yüz binlerce bu tarım işçisini kurtarmak için de, yaşam koşullarını iyileştirmek için de mutlaka yapmak durumundayız. Hocam buna katılıyorum. Hemen bununla ilgili bir cümlede belki orası için gerekli altyapı, yani sadece su, elektrik değil de hijyen koşullarını sağlayabilecek, tuvalet ihtiyaçlarını giderebilecek, banyo ihtiyaçlarını giderebilecek bir altyapı kurmak çok da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Ve belki bunların hepsi de belediye nezaretinde kayıt altına alarak bu kurallar silsilesi tüm Türkiye'deki belediyelerde uygulanabilecek şekilde bir yazılı hale geliyor olması çok büyük bir ışık olacaktır, yol açacaktır diye düşünüyorum. Erhan Bey, sizden alalım sorunuz varsa. Erhan abi. Giriş çok güzel oldu her zamanki gibi. Hocam zaten konunun yıllardan beri uzmanı. Bence söz ettiği konulardaki anahtar kelime gerçekten samimiyet. Ciddi bir samimiyetsizlik olduğunu görüyoruz. Özellikle koronavirüste bu samimiyetsiz ortamı dünya herkese karşı sergiliyor. Doktorlar bizim için ölsünler. Gerekiyorsa biraz maaş zammı yaparız. Gerekirse bir meclisten bir kanun geçiririz. Gönüllerini alırız. İşte arada dağıtıcılar için bir iki alkış yaparız, ışık kapatırız. Ama onlar hangi asgari maaşla çalışıyorlar, onların şartları ne? Onlar getirirken ne yapıyor? Bizim için tek önemli olan şey aman koronaya bulaşmadan getirsinler. Çok güzel. Tarım çok önemli, aman ileride gıdasız kalmayalım. Çiftçi hangi şartlarda tarlaya çıkıyor? Üretim öncesinde, üretim esnasında ve üretim sonrasında. Bu çiftçi acaba hastalanır mı? Ben evde otururken hastalanmamak için kendimi korurken çiftçiye ya sen git benim için tarlada, dağda, bayırda üret. Hatta bir de senin yanına işçi gelsin. Onun da ne şartlarda yaşadığını zaten yıllardır düşünmüyorum. Ne yaparsanız yapın, hastalık olup olmadığınız bizi ilgilendirmiyor ama yeter ki benim gelecek ay ihtiyaç duyduğum, bir sezon sonra ihtiyaç duyduğum gıdayı üret diye bir beklenti var. Bu hakikaten samimiyetsizlik. Bu samimiyetsizlik üzerine şimdi sorumu sorayım. Tarım sektöründe
çiftçiyi de kapsayacak şekilde, işçileri de kapsayacak şekilde, bütün hepsini ya durun arkadaş üreten biziz, ben yapmazsam olmaz diyebilecekleri bir sistem, bir güç, bir şekil oluşturulabilir mi? Oluşursa nasıl oluşur? Yani artık devletten beklemeden ya da toplumlardan inisiyatif beklemeden üretenler kendi kendilerinin nasıl güç olduklarını gösterebilirler. Hiç bu açıdan düşündünüz mü ya da bu açıdan görüşleriniz nelerdir? Evet. Şimdi tabii bence devletten beklerler. Devletten insan hakları kapsamında alacakları var. Her yurttaş. Birincisi bu. O da şu. Öncelikle devletten yasal durumu ortaya koymayı, o yasaları uygulamayı ve tırnak içinde dünyada son 10 yılda ben kırsal kalkınma konusunda çalışan biri olarak tırnak içinde hak temelli kalkınma nimetinden bir yurttaş olarak devletten bekler. Buradan beklentim nedir? Tarımda iş kanununda bana öngörülen haklar. Beni öncelikle bir kayıt altına al. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarıyorsun ama beni kapsamıyor. Ben bunu beklerim. 1999 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü, kısa adı ILO, insana yakışır iş diye bir kavramı dünya gündemine sokmaya çalıştı. Bakın bir şeyi altını çizerek vurguluyorum. Bugüne kadar tarımda, bütün bakanlıklar dahil olmak üzere ve tarım konusundaki en büyük sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere hiçbirisi tarımda insana yakışır iş koşulları ne kadar sağlıyoruz var mı yok mu bunun içine girmediler. Ben bunu devletten beklerim. Arkasında kırsalda ve tarımda yaşayanlar için sosyal koruma politikaları. Yine ben yurttaş olduğum için geleceğimden kaygı duymadan asgari koşullarda da olsa yaşamayı, eğitimi, sağlığı, altyapı hizmetlerini devletten beklerim ben. Bu benim yurttaş olarak hakkım. Devletin de bana yurttaş-devlet sözleşmesi kapsamında doğduğum anda bu geçerlidir. Bunu bana vermek zorunda. Ha, öbür taraftan ne yapılabilir? Şimdi birincisi şu. Maalesef tarım kesiminin üretimden gelen haklarını durdurma gibi ürün niteliği itibariyle böyle bir şey yapamıyor. O zaman şunu yapacak. Bir, bağlı oldukları sivil toplum örgütlerinin, bunun adı Ziraat Odaları Birliği'dir, üretici birliklerdir, kooperatiflerdir, ne derseniz deyin. Bunları bir sefer taban sıkıştıracak. Bizim için insana yakışık iş ortamını hazırlayın, getirin. İkincisi mevsimlik tarım işçileri. Ben onları kınamıyorum. Onlardan çok fazla bir şey de beklemiyorum. Çünkü bir pazarlık gücü olan bir kesim değil. Sendikal örgütlenmesi olan bir kesim değil. Sadece şu, kendilerini daha fazla geliştirerek üretimden gelen güçlerini arazide gösterebilirler. Bu önemli. Şimdi devletten neyi bekliyoruz? Şimdi tarımda en önemli sorun tarım aracılar. Yani elciler, çavuşlar, dayıbaşları vesaire. Şimdi Türkiye'de tarım aracılarının sorunu çözülmeden, daha doğrusu o sorun çözülmeden mevsim tarım işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirme sorunun çözülmesi mümkün değil. Çünkü yasaya göre tarım aracısı işçiyle işveren arasındaki ara buluculuğu yapan, işçinin ulaşım, barınma, sağlık, temel ihtiyaçlar bu koşullarının giderilmesinin de aynı zamanda aracıdır. Bunu kime karşı yapar? İşverene bunları iletir, devlete iletir, kamuya yani. İşveren de tarım aracısına bağlıdır. Çünkü o da bulacağı işçileri iyi çalıştıracağı, kaliteli çalıştıracağı konuyu tarım aracısına bilir. Fakat burada önemli sorun şu arkadaşlar. Türkiye'deki evet, tarım aracılarının %99.2'si, bakın rakam veriyorum, kayıt dışı. Tarım aracılığı kanunu diyor ki bir, tarım aracısı olmanız için en az ilkokul mezunu, şu anda ilk öğretim mezunu olmanız lazım. İki, tarımla uğraşmanız lazım. Üç, 3 yılda bir tarım aracı belgenizi, eskiden 1 yılda şimdi 3'e çıkardılar, aracı belgenizi yenilemeniz lazım. Bakın Türkiye'de en fazla mevsim tarım işçisinin olduğu il Şanlıurfa. Hatta öyle bir dramatik bir durum var ki aslında bir gün gidip orada farklı bir şey ne yapabiliriz onu bilmiyorum. Arkadaşlar, Şanlıurfa'da Eyüpiye merkez ilçe 370 bin nüfusu var. 370 bin nüfusun en az 310 bini 1 Nisan'da ilçeyi terk ediyor. Çoluk çocuk.
Yani Ölüşehir gibi. Orada binlerce tarım arazisi var. Şanlıurfa'da bizim yaptığımız bir görüşmede yaklaşık 2200 tarım arazisi olduğu söylendi. Ama 10 işçi götürüyor ama 100 işçi. 2200 tarım arazisi. Bu çok yüksek bir rakam değil mi? Şimdi İsmail Bey, en az 250 bin tarım işçisinin gittiği yerde bu rakam normaldir. Bir işçi 50 işçi götürür, 100 tek işçi bir ilçe mi hocam bu? Efendim? Tek bir ilçe mi burası? Burası merkezden bir ilçeden söz ediyorum. Eyüp'ün merkez ilçesi tabii. Urfa'nın merkez ilçesi. Tabii. Metropol ilçesi. Fakat şimdi burada sorun ne? Bu 2200 işçiden İŞKUR'a kayıtlı olup tarım aracı belgesi alan kaç kişi vardır biliyor musunuz? Bunu alandan ettiniz. Sadece 3 kişi. 2200'de 3. 3 kişi. 3 kişi. Bu 3 de iyi bir rakam. Çünkü 3 yılda bir tarım aracı belgesini yenileyen de sadece 1 kişi. Şimdi burası çok önemli. Tarım aracı belgesi konusu kamuoyunda çok az bilinen bir konu. Çok az tartışılan bir konu. Hocam bunu gündeme getirmeniz çok isabetli. Bu peki bizi izleyenler de bilgi sahibi olsunlar. Nasıl alınıyor? Nasıl yenileniyor? Bunun yaptırımı var mı? Yenilenmezse ne olur? Evet. Buyurun. Şimdi niye bu tarım aracılığı kanunu uygulamada karşılığı yok? Birincisi şu. Tarım aracısı diyor ki ben götüreceğim. Ha peki ne yapması lazım? Tarım aracısı gidip İŞKUR'a kayıt olduğu anda ona bir aracı belgesi veriliyor. O aracı belgesinin içinde kaç tane işçi götürüyorsan hepsinin bilgileri var. O bilgileri gittiğin yerde ilgili kamu birimlerine bildireceksin ki önlemleri alınacak. Fakat tarım aracısı diyor ki ben o işçileri kayıt altına aldığım anda işveren onu sigortalı yapmak zorunda. İşveren de onları sigortalı yaptırmadığı için ben de böyle bir şeyi dayattığımda işveren benden işçi istemiyor diyor. İşçi de diyor ki beni sigortalı yapmaya kayıt altına yaptığında işveren beni çalıştırmıyor. Sorun burada düğümleniyor. İkincisi Türkiye İş Kurumu'na diyoruz ki peki niye takip etmiyorsunuz? Onlar da personel yetersizliği, araç yetersizliği gibi nedenlerle bunu ileri sürüyorlar. Fakat buradan tekrar ediyorum. Bu bir siyasal inisiyatif irade sorunudur. Ben Türkiye'de... Yani siyasi karar vericiler bunun yükünü üstlerine alsalar bu çözülebilir mi hocam? Yani bunu işçiler açısından... Yani işçiler açısından değerlendirdiğimizde bu çözülebilir gibi görünüyor. Sadece burada bir beyan... Ve devletin bu konuda evet ben bunu çözmek istiyorum diyor olması yeterli gibi geldi bana söylemlerinizden. Kesinlikle. Şimdi bakın son zamanlarda bir de özellikle alanda dolaşırken şuna rastlıyorsunuzdur. Ya köylere gidip biz tarım işçisi arıyoruz bulamıyoruz. Çalışacak yok. Suriyeli çalıştırıyoruz. Afgan çoban. Ben diyorum ki ya bunu kim söylüyorsa haksızlık yapıyor. Tarım işçilerini ayıp ediyor. Türkiye'de en az 700 bin gezici mevsimlik tarım işçisi var. Bunlar insani olmayan koşullarda bir yerden bir yere gidip iş arıyorlarsa, yapıyorlarsa sen neden ben işçi sorunu çekiyorum? Bir onu sor. İkincisi şu. Şimdi bir an için empati kuralım. Şimdi biz o insanlara diyoruz ki, Erhan vurguladı. Biz o insanlara diyoruz ki gel benim bahçede çalış ama senin geri kalan koşulların beni ilgilendirmiyor. O da diyor ki ya ben 4-5 ay iş buluyorum. Oradan az çok bir geri elde edersen 7 ay gidip ona mahkumum. Şimdi burada sorun şu bakın. Burada da hemfikir miyiz? Bizde TİGEM'ler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erhan içindedir. Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM'lerde işçi çalıştırır. Nasıl çalıştırır? İşçiler alır 6 ay ücretli çalıştırır. Ondan sonraki 6 ayda der ki kardeşim iş yok ben seni çıkartıyorum ama sigorta primini ben yatıracağım. Sana ücret vermiyorum. Biz tarım işçileri için böyle bir sistem üzerinde çalışırsak o da nedir? Kardeşim 6 ay sen kendi sigortanı yatır. Kayıt altına gir. Geri kalan 6 ayda da
senin priminin yarısını ben, yarısını da senin işverenden alacağın ücretle öderim. Eğer o işveren ödemiyorsa ben onu tarımsal desteklerden mahrum bırakırım dersen benim siyasi irade dediğim bu. Bunları yaparsa olur. Bir. İkincisi, mecliste 2015 veya 16, şu anda tam hatırlamıyorum. Meclisin tarım işçilerinin izlenmesiyle ilgili bir komisyon kuruldu. Sorunların izlenmesiyle ilgili. Ben o komisyona iki sefer briefing vermeye davet ettiler. Ben orada komisyonda da şunu söyledim. Bakın, şu anda METİP diye bir proje uygulanıyor. Meclisin tarım işçilerinin izlenmesi sorunların çözümü. Kısa adı METİP. Şimdi ben o meclisteki komisyona şunu sordum. Bugüne kadar bu konuda ayrılan bütçenin ne kadarı kullanıldı? Kullanılmadıysa o kaymakamlara, valilere niye kullanmadınız diye sor. Ya yüz binlerce insanın sorunu orada devam ediyor. Hiçbir şey yapamadıysanız ya üç öğün yemek götür. Hijyen malzemesi götürün. Evet. Çocuklara kırtasiye dağıt. Bakın bugüne geldik. Bugünlerde de İsmail Bey köşenizde yazıyorsanız şunu söyleyeyim. Bugüne kadar METİP kapsamında her yıl ne kadar bütçe ayrıldı, ne kadarı kullanıldı? Bakın, inanıyorum ki en fazla kullanılan oran %50 geçmeyecek. Çünkü bizim mülki idare, bu zor alan, zor alan içine girersek daha başka şeyler çıkabilir. En iyisi işte gördüm, duydum ama bilmiyorum. Böylesi bir yaklaşımla. Şimdi ne yazık ki yerel yönetimlerden de bazıları böyle davranıyor. Son 5'e giriyoruz. Son 5 dakika. Evet. Eren abi sorun varsa alayım. Yok, gayet güzel gidiyor. Ama dediğim gibi bu samimiyetle ilgili sorunu çözmek bence anahtar. Buraya nasıl daha yoğunlaşırız hocam? Lütfen buradan yürüyelim. Evet. Hocam, ben de hemen bir soruyla size bırakmak istiyorum. Kapanışta sonrasında yaparım. Korona, özellikle korona ile ilgili o işçilerin alması gereken önlemler de önemli. Yani burada devletin şu anda yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi çalışan işçilerle ilgili yapılacak olan önlemler de var. Yani bugüne dair söyledikleriniz hep yapılması gerekenler çok doğru. Ama bugün de alınması gereken hem yerel yönetimlerin hem merkezi yönetimin alması gereken tedbirler var. Bununla da, bunların da altını çizersek belki işverenlerin de yapması evet. gerekenler var. Buradan onların da altını çizerek sonlandırmayı isterim. Birincisi şu, bu mevsim tarım için. Pardon. Bir cümle söyleyeceğim. Evet. Çok çok kısa. Efe'ye tabii ahama katılıyorum ama ziraat odaları da bu çok önemli ulusal sorunu da artık daha fazla görmezler, denemezler. Evet. Kesinlikle. Yani ziraat odaları birincisi şu, sadece çiftçilerin örgütü değil, tarımdaki tüm emek kesiminin de örgütü. Bunu görmesi lazım. İkincisi, bu çiftçilerin de %70-80'i kayıt dışı çalışıyor zaten. Bunu da görmek lazım. Evet. Şimdi burada önemli bir nokta, ne yapacağız? Şimdi son 10 yıldır Türkiye'de mevsim tarım işçiliğinde ilginç bir şey var. O da şu, özellikle Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep'in de bir bölümü. Son 10 yıldır Doğu Güneydoğu'dan gelen mevsimlik tarım işçileri artık kış aylarına geri illerine dönmüyorlar. Orada o sizin gördüğünüz ilkel plastik çadırlarda yıl 12 ay işini devam ettiriyor. Belki iş bulup daha fazla kalırım diye. Yaz, kış. Bunlar iç içe çadırlar. Genelde de dere kenarları, akrep, yılan, her türlü haşere var. Şimdi bu insanların şu anda ne kadar hijyenini sağlayabilirsiniz? Zaten o çadırda 9-10 kişi kalıyor. Suyun kenarında. Bakın herkes üretelim diyor. Kimse şunu konuşmuyor ve bence o insanlara karşı da büyük bir haksızlık yapılıyor. Gübreleme dönemi, ilaçlama dönemi. Herkes sadece dezenfektan konuşuyor. Peki bunlara karşı onu nasıl koruyacağız? Bunu konuşmuyoruz. Bir diğeri çocuklar. Bu çocuklar, büyükler araziye gittiğinde çadırın içinde kalıyorlar. Çıkıyorlar, dışarıda oynuyorlar. 20 yaş altının dışarıya çıkmasının yasak olduğu dönemde o çocuklar çadırların içinde etrafında oynuyorlar sahipsiz bir şekilde. Burada yapılması gereken, ben bu konuda ilk öneriyi, belki de bu konu çok fazla konuşulmadan bir TRT radyo programında söyledim, bir de televizyon kanalına. Bütün okullar boş. Eğitim ara verdik. Bu işçileri çok acil bir şekilde okullara evet. yerleştirelim. Elektrik, su,
kapalı bir ortam. Başka bir şey yok. Orada bunları kontrol altına almanız, dezenfektan işlemleri daha kolaydır. Bunu yapmamız lazım. Bir bu. İkincisi fiziksel ihtiyaçlar. Bakın bu ihtiyaç insanlar, ben bu arada bir şey de söyleyeyim. Son bir yılın 4 ayı yaklaşık Suriyeli ve yerli mevsim tarım işçilerinin arasında geçti arazide. Son bir yılın 4 ayından söz ediyor. Bakın bunlar bir kaptan yemek yiyenler. Çoğu aynı bardakla su içenler. Biz bugünlerde sosyal mesafeden söz ediyoruz. Evet. Fiziki malzeme kullanım mesafesinden niye söz etmiyoruz? Yok mu böyle bir hakları? Bunları sağlamak zorundayız. Bu insanları çadırdan... Bakın belki de sonuna geliyoruz Mehmet. Bir şey de çok önemli. Şimdi evet, son zamanlarda kamu bu işçilerin çadırlar için her yere yerleşmesine izin vermediği için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gidiyorlar bir köyde, mahalleye dönüşen bir köy diyeyim büyük şehirlerde, İsmail Bey'in arazisinden 2 dekar yer kiralıyor. 200 insan başlarındaki aracı. O araziye kira veriyorlar ve orada yaşıyorlar. Bu insanların elektriği yok, suyu yok. Biz bu gittiğimiz geçen yıl 11 yılda bu konuyu çalıştık. Valilere, kaymakamlara, belediye başkanlarına hatta gidiyoruz. Diyoruz ki niye yapmıyorsunuz? Söylediklerini biliyor musunuz? Bunların yerleştikleri yer bireysel arazi olduğu için biz bu araziye hizmet götüremeyiz. Kamu arazisi değil. Ver kardeşim o zaman kamu arazisini. Oraya yerleşsin. Oraya yerleşsin. Aynen. İşte bu nedenle şu, bu bir samimiyet testinden geçiyoruz. Bu yıl gelip geçebilir ama mevsim tarım işçilerinin sayısı, bir de ben bir şeyi de burada artık her hepimiz de aynı düşüncede olduğumuzda eminim. Sayı 1 milyon olay değil, bu istatistiksel bir olay değil. İnsan hakları olayıdır. Hak temelli kalkınmadır. En sonda bir şeyi de söyleyip öyle bitirmek istiyorum izinleriniz olursa. Bunu son zamanlarda Türkiye gündemine sokmaya çalışıyorum. Buyurun. Erhan kardeşim çok iyi biliyor. Mehmet, İsmail Bey belki aynı ortamlarda söylemişizdir. 19 Aralık 2018 yılında Birleşmiş Milletler'de bir beyanname imzalandı. Kırsal alanlarda yaşayanların yaşam koşullarının korunması, doğal kaynakların korunması, toprağa erişim vesaire bunların korunmasıyla ilgili ve insanca yaşam ortamının hazırlanmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler'de bir beyanname oylandı. Ona 121 ülke kabul verdi. 54 ülke çekimser, 4 ülke red oy verdi. Pardon, 58 ülke çekimser, 4 ülke red oy verdi. Ben geçen hafta Tarım Bakanlığı üst düzey yöneticilerine katıldığı yine böyle bir telekonferansta bir şey söyledi. Türkiye dahil, Türkiye'de maalesef çekimser kalmıştır o oylamada. Ben gerekçelerini az çok biliyorum. Bir başka programda onu da işleriz. Ama tabii o gerekçelere konuşalım mutlaka. Evet. Bakın ben şunu diyorum. O çekimser kalan ve red oy veren ülkeler hızlı bir şekilde ve herkesin duyacağı şekilde tarımda çalışanlardan, işçilerden, kırsalda yaşayanlardan özür dilemek zorundalar. O yasa, o imza orada durduğu sürece hiçbir zaman bir samimiyet testinden geçemeyeceklerdir. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet. Ağzınıza sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Cuma günü görüşmek dileğiyle. Çok buyurun hocam. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Sağ olun. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet.